Eşlerin birbirine her yerleri mübahtır, haram değildir şeklindeki bir hüküm doğru değildir. Kadınla ters ilişki ehli sünnete göre caiz değildir. Ağızla cinsel temas için değil, başka işler için var edilmiştir. Oradan cinsel temas, yaratılış amacına da, fıtrata da ters düşer. Fıtratları bozulmamış olanlar bundan nefret ederler. İslam, kişinin bütün hayatını içine alan ve her konuyu değerlendiren bir dindir. Bu sebeple insanın hayatında önemli bir yer tutan cinselliği ve eğitimini de ihmal etmemiştir. Belirli ölçüler içerisinde helal dairesinde keyfe kafi gelecek şekilde düzenlemiştir. Her problemlerini Hazreti Peygamber'e sorup öğrenen sahabeler ve onların hanımları cinsellikle ilgili sorunlarını da bizzat sorarak öğrenmişlerdir. Nitekim sahabeden birisi hanımına normal yollarla olmak şartıyla arka tarafından yaklaşmak istemiş ancak hanımı buna karşı çıkmış ve doğacak çocuğun şaşı olacağı şeklindeki Yahudi anlayışını da bahane göstererek itiraz etmişti. Durum Peygamber Efendimiz'e haber verildiğinde eşlere doğal yollarla olmak şartıyla istenildiği şekilde yaklaşılabileceğini ifade eden ayet geldi. Bu ayeti açıklayan Peygamberimiz de doğal yollardan yani üreme organlarıyla olmak şartıyla arkadan, yandan, üstten, alttan istenildiği ve hoşa gidildiği şekilde cinsel ilişkiye girilebileceğini ifade etmiştir. İslam kişinin eşiyle cinsel ilişkisini şu durumlarda yasaklamıştır. 1. Adet halinde ve lohusalıyken cinsel temas haramdır. 2. Eşine doğal yoldan değil de anal yoldan yaklaşmaktır. Zevceye anal yoldan yaklaşmak, cinsel ilişkiye girmek büyük günahlardandır. Peygamber Efendimiz, hanımına dübüründen yaklaşan kimse lanete uğramıştır, buyurur. Başka bir hadislerinde de, erkeğe veya kadına arka yoldan yaklaşan kimseye Allah rahmet bakışıyla bakmaz, buyururlar. Dinimizin bunların dışındaki cinsel ilişkiyi üreme organından olmak şartıyla her türlü şekline müsaade ettiğini ve haram kılmadığını anlıyoruz. Eşlerin birbirini cinsel ilişkiye hazırlamak için vücutlarının değişik yerlerine yaptıkları her türlü hareketin haram olmadığını söyleyebiliriz. Ancak kesin bir yasağın olmaması bazı tavsiyelerinde olmadığı anlamına gelmez. Cinsel ilişki esnasında dikkat edilmesi tavsiye edilen hususlar şunlardır. 1. Eşlerin cinsel ilişki esnasında üstlerine bir örtü almaları. 2. Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmamaları. 3. Cinsel ilişki anında az konuşmaları. Bu tavsiyelere uymak güzel olmakla beraber üreme organından olmak şartıyla her türlü ilişki caizdir. Eşlerin meşru bir şekilde birbirinin cinsel yönlerinden faydalanma hakları vardır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Kadınlarınızın ay halinden temizlenince Allah'ın size emrettiği yerden ona yaklaşınız. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Peygamber Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurmaktadır. Erkek karısını yatağa çağırır, kadın da gelmeye yanaşmaz. Erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lanet ederler. Aynı şekilde kadınların da kocalarından faydalanma hakları vardır. Nitekim Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde savaşa katılan mücahitlerin eşlerinden 6 aydan fazla ayrı kalmamaları için emir vermiştir. Ayrıca Hazreti Ömer, kızı Hazreti Hafsa'ya genç bir kadının kocasından ne kadar süre ayrı kalabileceğini sorduğunda, Hazreti Hafsa'nın 5 veya 6 ay kadar diye cevap verdiği nakledilmiştir.